Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Kale Allahu tebareke ve teala fi muhkemil kitabihil kerim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike nufassilul ayati وَلَتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَلَتَقَ رَسُولُهُ النَّب۪يُّ الْحَبِبُ الْكَرِمُ الْأَم۪ينَ وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْر۪ي وَيَسِّرْ لِي اَمْر۪ي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Kainatı eşsiz bir şekilde yaratan, bizlere sayısız nimetler bahşeden, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senalar olsun. Bizlere vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere de salat ve selam olsun. Rabbim dinimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. İnşallah bugün Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir kavramdan söz edeceğiz ki mücrim kavramı. Mücrim kavramı biliyorsun, mücrim cürüm kelimesinden geliyor. Cürüm de suç demektir. Mücrim suç işleyen demektir. Alimlerin de ifade ettiği üzere günah işlemekte yani mücrimin en büyüğü günah işlemeye adet haline getiren kafirleri ifade etmektedir. Bununla alakalı hemen ayet, alimlerin bu konudaki görüşünü sizlere de paylaşalım. Ayetlerin çoğunda mücrim kavramı dini manada en büyük suçu işleyenler konumunda bulunan kafirlere işaret etmektedir. Yine mücrim suç işleyen demektir. Bunun başı da suç işlemeyi vicdanen helal ve mübah saymaktır ki bu da küfürdür. İnsanı küfre götürür. İnsanı kafir yapar. Böyleleri suç işlemekten ancak fiili bir engel karşısında çekinirler. Yani Allah korkusu olmaz işlerinde. Allah'tan korktuğu için herhangi bir günahtan çekinmezler. Sadece fiili olarak birisinden gelecek bir zarardan dolayı belki suçu işlemezler, günah işlemezler. Yani günümüzdeki bir kısım insanların, tanıdığımız bir kısım insanların, yani zina yapacak, etrafındaki insanlardan korkuyor. Hırsızlık yapacak, yakalanıp da başına gelecek cezadan korkuyor. Birisini öldürecek, yalnız hapse girip orada yatmaktan korkuyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin haram kılmasından, Allah Azze ve Celle'ye karşı bir suç işlemekten korkmuyor. Mücrimin tarifi bu. Ve Kur'an-ı Kerim'de 52 yerde geçmekle beraber iki yerde tekil, diğer yerlerde çoğuldur. Çoğu zaman 52 yerin çoğusunda kafirlere hitaben kullanılmaktadır. Şimdi az önceki vermiş olduğumuz örneği de dikkate alırsak, helal haramı dikkate almadan ve Allah Azze ve Celle'nin suç dediği şeyleri mübah gibi, normal bir şeymiş gibi, suç değilmiş gibi rastgele yapan ve bunu mübah kabul eden, bunu helal kabul eden ve aynı zamanda bir suçu işleyecekse bu suçun Allah Azze ve Celle korkusundan dolayı geri durmuyor, yalnız dışarıdan gelecek herhangi bir zarar dolayısıyla karşı durması da yine mücrimlerin vasıflarından bir vasfı gündeme getiriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim mücrimlerin yolunu da izah etmiştir, müminlerin yolunu da izah etmiştir. Bugün biz mücrimleri tanıyacağız. Mücrimlerin bu noktadaki Kur'an'da tarif edildiği hallerini göreceğiz. Peki biz bu mücrimlerin ne kadar uzağız? Mücrimlerin yakınında mıyız? Yoksa onların tamamen karşısında mıyız? Bunu inşallah ayetlerden görmeye çalışalım. Bakalım Allah Azze ve Celle mücrim sıfatını kimler için kullanmış? Evet, günahkarlar için de mücrim kelimesi kullanılmıştır ama Kur'an'daki ayetlerin çoğusunda bu
kafirlere nispeten suç işleyenler ve suç işlemeye alışkanlık haline getirenler, bunu bir zevk ile yapanlardan bahsediliyor ki bu gerçekten büyük bir tehlikeyi karşımıza çıkarmaktadır. Evet, Kur'an'dan bugün mücrimleri tanımaya çalışacağız. Az önce de okumuş olduğumuz ayeti kerimede beyan edildiği üzere En'am suresi 55. ayet-i kerimede suçların tuttuğu yol açığa çıksın diye ayetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. Yani suç işleyen bir kavim, bir topluluk var. Allah Azze ve Celle ayetlerini, delillerini ortaya koyuyor. Ahiretin olduğuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de peygamber olduğuna dair birçok ayet, delil, işaret, mucize gösterilmesine rağmen onlar bütün bu mucizelere, bütün bu hakikatlere karşı kör ve sağır davranıp halen daha suçlarını işlemeye devam etmeleri onların mücrim bir topluluk olduğunu ortaya koymaktadır. İşte bizler mücrimlik vasfını özellikle bu ayet-i kerimede kişilere Allah Azze ve Celle'den bir uyarı geldikten sonra öncelikle Allah'ın mutlak manada itaat edilmesi gereken Allah Azze ve Celle'nin diğer varlıklara nazaran daha çok korkulması, daha çok sevilmesi, daha çok saygı gösterilmesi gereken bir merci iken başka varlıklara bu vasıfları yakıştırıp daha çok sevilmeyi falanca hak ediyor, daha çok korkulmayı falanca hak ediyor düşüncesiyle amel ve yaşantısında bunu ortaya koyan insanlar maalesef mücrimlerin işlemiş olduğu bu hataları çok rahatça işleyebiliyorlar. Onlar ne yapmıştı? Peygamberlerden gelen apaçık ayet, delil, ahiret olduğuna inanmaları, ahiretten sonra cennet ve cehennem olduğunu kabullenmelerine rağmen bunu yapmaları onların bunu dilleriyle söyleyip kalplerine bir şey indirmediğini gösterir. Çünkü kalplerinde olsa da çünkü münafıklarla alakalı da bir mücrim ayeti var. Oraya da geleceğiz. Münafıklara da Allah mücrim diyor. Sadece kafirlere değil. Yani diliyle İslam'ın söylediğini söyleyip kalbinde herhangi bir cereyan gerçekleşmeyen mücrimlerle aynı şekilde düşünüp aynı şekilde yaşayan insanlar. Ama dile geldiği zaman Müslüman olduğunda söylemeyi ihmal etmeyenlerden bahsediyor ki gerçekten o dönemde böyle insanlar çıkmışsa Resulullah döneminde böyleler çıkmışsa Resulullah'ın olmadığı dönemlerde böyle insanların çıkması daha da normaldir. Çünkü onlar başlarına bir ayet indirilmesinden korkarlar yalancı olduklarını ortaya çıkaracak diye ayet var bu konuda. Onlar kendilerinin yalanını, kendilerinin iç yüzünü, kendi içinde düşünüp planladıklarını ortaya çıkaracak bir ayet gelmesinden korkuyordular. Günümüzde insanlarda böyle bir korku da yok. O yüzden bunun yaygınlaşması biraz daha artması normal gibi gözüküyor. En iyisini Allah bilir. Evet, önceki ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde önceki 55. ayetin öncesinde 37. ayette şöyle bir bölüm geçiyor. Bu peygambere Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi diyor. Evet, onlar diyorlar ki bu peygambere Rablerinden bir ayet, bir mucize, bir işaret inmesi gerekli değil miydi? Bunu söyleyenler daha sonraki ayetlerde onun peygamberliğine yönelik, ahiret gününe yönelik, ahiretin varlığına, Allah'ın hesabı ve bununla alakalı Allah Azze ve Celle'nin ibadet ve boyun eğmeye layık olduğuna, tek ilah olduğuna o kadar çok delalet eden ayet ve işaretler gelmişti ki ama onlar bütün bu ayet ve deliller gelmesine rağmen yine de bunlardan yüz çevirmişlerdi. Bol bol ayet ve mucize bulunduğunu fakat fakirlerin onları görmek istemediklerini göstermek için çok sayıda ayet verilmiştir diyor. Yani kafirler yalnız bu ayet ve işaretlere inanmak için değil, işi yokuşa çizmek için yapıyorlar. Ve kendi kalplerinde gerçekten ben inanacağım
Ama bu konuda aklımda şüpheler var. Bu şüpheyi giderirsem evet diyenlerle böyle bir niyeti yok. Sadece karşıdaki kişiye inanmamak için işi yokuşa sürüyor. Direkt inanmıyorum değil, kesir batmıyor. Etrafındaki insanlardan mı korkuyor, neyden çekiniyor onu tam bir şey diyemem. Yalnız bu noktada kalbinde olmadan bunu söylediğini ayetler ortaya koyuyor. Çünkü diyor, onlar doğru yolu gösterecek ayetler olmadığından değil, kendiler bu ayetleri görmek istemediklerinden bile bile sapıklık yolu seçmektedirler. Yani onlara batıl yol güzel geliyordu. Batıl güzel gösteriliyordu. Batılı yaşamak istiyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim bu insanları mücrimler olarak ifade ediyor. Hakkın tek olduğunu, hakkın her şeyden üstün olduğunu, diğer varlıkların aciz, hakkın ise aziz olduğunu, üstün ve yüce olduğunu, ondan üstün, ondan yüce hiçbir şey olmadığını kabullenilmesine rağmen, onu bırakıp da başka varlıklara meyletmek, onu bırakıp da onun vasıflarını başka varlıklara atfetmek ve bu görüş ve düşüncesinde yaşantısında ısrar etmek kişiyi mücrim olarak değerlendirilmesine sebep oluyor. Çünkü hak ve hakikat apaçık bir şeyin önüne geldikten sonra, yani aslında şunu söylemek istiyorum. Eğer bir kişi hak ve hakikat ulaşmışsa, bu hak ve hakikat olduğuna da kalben emin olmuş, mutmain olmuşsa, o tarafa yönelmemek için halen daha bir mazeretler, bahaneler üretiyorsa, ya şöyle olsaydı yapardım, şöyle olsaydı okurdum, şöyle olsaydı dinlerdim, şöyle olsaydı yönelirdim gibi düşüncelerle bunu gerçekten mazeret olarak ön plana sürenlerin durumuyla ayette bahsedilen kişilerin durumu birbirine çok benzemektedir. Yani gerçekten yönelmek gibi bir derdi olmadığından dolayı mazeretleri öne sürenler. Oranın doğru olduğu apaçık bir şekilde ortaya çıkmasıyla beraber. Yalnız kişi aklında soru işaretleri vardır. Doğru mu değil mi emin değildir. Bundan dolayı bekliyor ve beklemekle yetinmiyor. Araştırmasına devam ediyorsa bu ayrıdır. Bu olması gereken güzeldir. Ama yönelmeye niyeti yok. Erzurumlarda bir söz vardır ya, oynamaya gönlü olmayan gelin yerim dar dermiş. Bunun İslam'ı yaşamak gibi, İslam'a yönelmek gibi, doğruyu aramak gibi bir derdi yok. Yani doğruyu bulsam ona göre yaşamak gibi bir derdi yok. Böyle bir derdi olmayanları, böyle bir dertle bürünmeyenleri Kur'an-ı Kerim mücrimler olarak değerlendiriyor. Çünkü onlar hidayetten sapıp batıla yönelmişlerdir. Çünkü 55. Enam suresi 55. ayet-i kerimede suçların, bu mücrimlerin tuttuğu yol açığa çıksın diye ayetleri işte böyle genişle açıklıyoruz. Demekle beraber 56. ayette de hidayete gidenlerin yolunu beyan ediyor. Hidayete gidenlerden bahsediyor. Demek ki bu doğru yoldan sapanlardır. De ki şüphesiz ki bana Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmem yasaklandı. De ki sizin çarpık isteklerinize uymayacağım, sizin hevanıza uymayacağım. Eğer uyarsam o zaman sapıtmış olurum. Doğru yolda gidenlerden olmamış olurum. Yani mücrimlerin yoluna girmiş olurum o zaman. Hidayet dururken hidayetin dışında başka yollara sapmak, mücrimlerin yoluna sapmaktır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Sad suresinin 26. ayet-i kerimesinde, ey Davut, biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet. Sakın hevana uyma, yoksa bu seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlara da hesap günü unutmalarından dolayı elem verici bir azap vardır. Hesap gününü unutmalarından dolayı hevasına uyup da hak yoldan sapmak. Demek ki mücrimlerin hesap gününü de dikkate almadığını görüyoruz. Çünkü onlar hesabı dikkate alsaydı buna göre yaşarlar ve bu konuda kendilerini konudan dikkate alırlardı. Mücrimlerin en önemli özellikleri Kur'an-ı Kerim'de ifade edilirken diğer ayetleri de inşallah sizlerle paylaşalım. Mesela
Yunus suresi 13. ayet, 75. ayet, Hicr suresi 12. ayet ve Câsiye suresi 31. ayetlerde bu manalar dikkate alınmış ki peygamberlere ve müminlere zulmedenleri mücrimler olarak nitelendirmiştir. Yani müminlere zulmeden, inancından dolayı bir kişiye zulmeden, mümin olduğu için zulmeden kişiler mücrimler olarak değerlendirilmiş. İnananlar karşısında kibirlenip onları aşağılayanlar da mücrimler olarak değerlendirilmiş ve müminleri alaya alanlar da mücrimler olarak değerlendirilmiş. Etrafımızda mümin olduğu için zulmeden insanları görebiliyoruz. Az da olsa var. Yalnız. Tabii ki toplumun genelinde mümin olarak görmesi, müminliğe yönelik bazı amelleri onda görmesinden bahsediyoruz. Mesela birisi namaz kılıyor, sırf namaz kıldı ve sırf sakallı olduğundan dolayı ona karşı böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm yapmaya çalışıyor. Mesela bir iş yerine gidiyorsun, sakallı olduğundan dolayı seni bekletiyor vesaire vesaire gibi sebepler. Bu gibi durumlarda müminlere bu en hafifinden tutun, diğer türlü zulümlerin her türlüsüne kadar gider. İnananlar karşısında kibirlenip onları aşağılayan, iman ettiğinden dolayı kibirleniyor ve onları aşağılıyor. Oysa ki bizim izzet ve şerefimiz bu kitaptadır. İzzet ve şerefi biz bu kitaptan alıyoruz. Üstünlüğü burada görüyoruz. İslam'ı yaşamamak zillettir. Oysa ki onlar İslam'ı yaşamamayı izzet sanıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde yaşamayı zillet, ama Allah'ın verdiği küçük akılla insanların üretmiş oldukları fikirlere göre hareket etmek ise izzet görüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin zenginliğini zillet, ama Allah'ın yeryüzündeki bir kuluna bir miktar mal vermesi, onu denediği alacak güç ve kudrette olabilmesi Allah'ın ve öyle aciz bir varlık geçici olarak elindeki mülkünden dolayı onda izzet, ama Allah Azze ve Celle'de zillet haşa görüyorlar. İzzeti ve şerefi yanlış yerde arıyorlar. Evet, izzet Allah Azze ve Celle katındadır. Allah'a yönelmektedir. Allah'ın kitabındadır izzet ve şeref. Evet, maalesef cahil insanlar izzeti dünyalık görsel bazı şeylerde tanımaya çalışıyorlar. Oysa ki ben cennette göreceğim onların zilletini. Eğer tevbe etmezlerse, biz de istikamet üzerinde sonuna kadar kalıp devam edersek inşallah öyle oluruz. O zaman ben izzet ve zilleti o zaman göreceğiz. Yani müminlere karşı kibirlenip onun inancından dolayı onu aşağılayan, onun inancından dolayı onu zayıf gören ve maalesef kendisini de üstün gören insanlar. Onlar müminlere karşı kibirlendiği gibi geçici bir hayatta. Yani düşünsenize, Luna Park'a gidiyoruz. Adam 10 lira veriyor. Çarpışan arabalara biniyor. Sen arabaya binemediğinden dolayı sana artistlik yapıyor. Sana kibirleniyor. Bak ben bindim, sen binemedin diyor. Daha sonra 10 dakika bitiyor. Oradan iniyor. Beraber çıkıyorsunuz. Luna Park'ın dışına çıktığınızda sen arabanın kapılarını açıyorsun. Arabaya binerken o dolmuşa el ediyor. Bak, izzeti gördün mü? İzzet o 10 dakikalığına binmek demek değildir. Dünyadaki izzet. Bir de sen dünya hayatında 60 yıl değil 160 yıl boyunca zengin olsan ne yazar? Ebedi bir hayat yurduna mahrum olduktan sonra. Ebedi bir hayat yurdunda asıl o izzete sahip olabilmek önemli olan. O yüzden dünyada seninki zillet değildir. Aslında izzettir. Orayı kazanabilmek için bir izzettir. Hani bazı fakirler görürüz. Çalışır, ekmeğini taştan çıkartmaya çalışır. O insanları küçük görenen niye küçük görüyorsun? Adam ne güzel çalışıyor, çalsa mıydı? Ne güzel ekmeğini kazanmaya çalışıyor. İşte müminler de
Allah'a itaat etmekle, ibadetlerini yerine getirmekle bu konuda izzeti elde etmeye, cennetteki izzeti, ahiretteki izzeti kazanmaya çalışıyorlar. Bundan daha güzel ne olabilir? Ayette de çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Yani ahirete yatırım yapanlar için söylüyor bu ayet-i kerime. Ahiret için çalışanlar çalışsınlar. Allah Azze ve Celle bizden onlardan eylesin. Evet. Yine Rum suresi 12 ve 13. ayette Allah'a şirk koşanları mücrimler olarak değerlendiriliyor. Allah'a şirk koşmayan insanı, Allah'ı tek kabul eden insanı gerçekten Allah Azze ve Celle salihler olarak, muvahhid olarak, muttaki olarak sıfatlandırırken Allah Azze ve Celle'ye ortak koşan insanları da Allah mücrimler olarak değerlendiriyor. Yani Allah ile beraber başka varlıklara da yönelen, başka varlıklara da itaata layık gören, başka varlıklara da boyun eğen insanlar mücrimler olarak vasıflandırırken bir tek Allah'a yönelen insanlar mücrimlik vasfından kurtuluyorlar. Acaba biz kimlere, neye veya da bir tek Allah'a mı yöneliyoruz? Bu konuda mücrim ve mümin vasfını ayırt edebilme açısından güzel bir örnek olduğunu görüyoruz. Evet, yine Tevbe suresi 65 ve 66. ayetlerinde de mücrimlerden bahseder. Bu mücrimlerin durumu, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le rivayet edildiğine Taberi tefsirinde Tebük seferine giderken yolda bunlar mola esnasında şakalaşıyorlar. Şakalaşmak niyetiyle bunu yaptığını söylüyorlar. Ya diyor, Muhammed'e bak diyor ya. Ya Muhammed Suriye'nin saraylarını, köşklerini vesaire alacağını, oralara sahip olacağını söylüyor. Ha 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 dercesine. Yani bununla konuşup gülüyorlar. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince siz böyle mi yaptınız diye. Ey Allah'ınız, biz kendi aramızda şakalaşıp eğleniyorduk. Yani bunu o niyetle, kötü niyetle söylemedik. Dediklerinde hayır diyor, siz özür dilemeyin diyor. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar küfre döndünüz diyor. İmani meseleleri gördük, bilip ona dilinizle kabul ettiğini söyledikten sonra şimdi dilinizle bu söyleyi sözlerle tekrar küfre döndünüz diyor. O yüzden diyor, kafirliğinizi ortaya çıkardınız diyor. Ayeti kerimede eğer sizler diyor tevbe ve ihlasları sebebiyle sizden bir grup bağışlasak da, tevbe ve ihlasla tekrar Allah'a yönelip bağışlamak isteyen bağışlasak da başka bir gruba kesinlikle biz o cezayı vereceğiz. Çünkü onlar münafıklıkta ve cürüm işlemekte ısrar etmişlerdi. Yani onlar bu huylarını, bu hareketlerini, bu suçlarını devam ettirmişlerdi. Bunların da mücrim olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de Müddessir suresinin 40 ila 47 arasında bir bölüm zikredilmekte. Fi cennetin yetesâelûn. Cennettekiler soruşur dururlar. Anil mücrimin. Mücrimlerin durumunu, mücrimlerin halini sorarlar. Bu suçlu bunlar neyi suç işlemiş de buraya gelmişler. Ma selekakum fi sakar. Sizi şu sakar, cehennemin sakar bölümüne sokan nedir? Ne suç işlediniz de siz buraya düştünüz? Bakın, bunlar mücrimler. Bunlar suç işlemişler. Yani bu mücrimlik suçunun altında yatan ameller hangileri? Onlar dediler ki biz şu mücrimliği yaptık. Biz şu suçları işledik. قَالُوا derler ki لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ biz namaz kılanlardan değildik. وَلَمْ نَكُمْ نُدْعِمُ الْمِسْكِينَ ve biz fakirleri de doyurmazdık. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ve biz batıla dalanlarla beraber dalar giderdik.
hidayet üzerinde olanları Kur'an'a göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre yaşayanlar, onlar, sen benim onlarla ışımız olmaz. Onları bıraktık biz. Tam tersi, onlardan uzak, kafasına göre yaşayan, her şeyi dünyalık olan, zevk ve eğlenceden başka bir şey düşünmeyen, batıla dalan insanlarla, hak ve hakikate yönelmeyen insanlarla, biz de onlarla beraber yaşadık. Onlarla beraber biz de batıla daldık gittik. وَكُنَّ نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ve ahiret günü de yalanladık. Ahiret günü umursamadık. Varmış gibi yaşamadık. حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ ve işte nihayet bize ölüm geldi diyor. Biz bu haldeyken, o batıldayken ölüm geldi. Ama yönelecektim, yapacaktım, edecektim, şuydu, buydu. Yok. Diyor ki biz o batıla daldık. Dalarken de yakalandık. Ve bunlar mücrim olarak değerlendiriliyor. Hatta cehennemde kalmalarının sebepler ne olduğunu sorulunca bu cevapları veriyorlar. Bizde var mı bu cevaplar? Varsa kurtulalım, o topluluktan biri de biz olmayalım. Şu an kimse cehenneme girmedi. Yalnız birileri bu suçlardan dolayı cehenneme girip bunu söylüyor. İşte sen olma, ben olmayayım, biz olmayalım bunlar. Allah bu ayetleri kim okuyorsa, aa bunlar böyleymiş, böyle yapmış ondan, ben onlardan değilim. Okuyan kendini arındırmalıdır. Dinleyen kendini arındırmalıdır. Allah Azze ve Celle bizi arınan müminlerden eylesin inşallah. Evet, yine mücrim kavramı bazı ayetlerde, Enam suresi 147, Nem suresi 66-69 arası, dinin temel ilkelerinden olan nübüvvet ve ahiret inancını benimsemekten kaçınanlar için de mücrim kavramı geçmektedir. Yine Araf suresi 84, Hicr 58, Zariyat 32. ayetlerde de Lut kavminden iman etmeyenler de insan onuruyla bağdaşmayan aşırı derecede çirkin fiili, yani fahişe, şirkin, fahşa, fuhuş işledikleri için onlar da bu ayetlerde mücrim olarak anılmışlardır. Allah Azze ve Celle bizleri mümin gibi yaşamayı, mücrimleri tanımayı, onun vasıflarını Kur'an'dan öğrenip ben mücrim değilim diyebilmeyi, o mücrimlerin amellerinden uzaklaşabilmeyi, müminleri tanımayı ve müminler gibi yaşamayı bizlere nasip etsin. Müminle mücrimin Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmesi, kendi yolunu seçmen ve müminlerin kesinlikle mücrimlik gibi amelleri olmaması, müminlerle mücrimleri kesin bir net çizgiyle ayırmak için indirilmiştir. İşte bunlar mücrimler, bunlar müminler. İkisi aynı anda bir arada yapılmaması gerektiği özellikle beyan edilmiştir. Rabbim inşallah dinlediklerimizi anlamayı, anladıklarımızı bizlere yaşamayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.